Burada herhangi bir sorun yok diyor. Bu içeri doğru geçtikten sonra biz de buraya defn ettik cenaze. Buralarda var mıydı? Annem, babam, kardeşim, nenem, dedem, nenemin dedesi, babası, eniştem. Ancak çıkamıyorum yani. Ben de yaşlandım, önceden çıkıyordum. Annem var, babam var, kardeşim var, nenem var, dedem var, eniştem var, komşularımız var. Yani bir çevre geçtikten sonra bakım yapılacaktı, yapılmadı. Defin serbestidir. Ben belediyeden izinli bir şekilde 2014 yılının Ağustos ayında babamı defnettim. 2018 yılının Ekim ayında annemi defnettim. 14 Mayıs 2022'de de küçük kardeşimi defnettim. İzin alaraktan defin yaptırdım. Defini yasak edeceğiz dedi. Ben dedim nerede yatacağım, hani ben de bahsettim o kardeşim falan. Ben sana güzel bir yer bulurum orayı dedi. Defin yasak yapacağız, çevre dönmesini yapacağız, bir de bekçi koyacağız dedi. Ben de sesimi çıkartmadım, bıraktım geldim. Ben de duamı dürbünden yapıyorum. Aşağı yoldan yapıyorum, çıkamıyorum. Yaşlandım, ayaklarım şey yapmıyor, çaresiz kaldım. Mezarlığımı da yaptıramıyorum. Niye yaptıramıyorum? Mezarcıları getireyim. Yok, biz buraya nasıl taşıyacağız diyorlar. Yani zorda kaldım ben yani. Başucuna gidip de kabri ziyaretimi yapamıyorum. Gurbette gibi uzaktan yani dürbünle, onda şey gibi olmuyor yani yolun altından. Gurbette gibi yani dışarıdan, yurt dışından dua etmişim. Ha böyle şey yapmışım, oranın resmini alıp bakarım, çektiririm de. Hani o şekilde dua yaparım. Ben bir başını gidip orada toprağına çiçek dikip su vermem istiyorum. Yani arzuluyorum. Bu arzularımı yapamıyorum. Buraya çevreye gitmeyecek, daha serbest edilir. Defini yaptım yani. Ama yol olmadığı için mağdur kalıyorum.